Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde dedi ama itiraz süreci devam ediyor mesajı da verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İstanbul'daki seçim yarışının galibi nasıl ve ne zaman belirlenecek? İşte ayrıntılar. Yüksek Seçim Kurulu az votayı kime verirse başkan odur. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. YSK Başkanı önde gittiğini açıklayınca Ekrem İmamoğlu galibiyetini ilan etti. İstanbul'u kazanmak dünyanın en büyük kenti 16 milyon insana gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum. Konuşmanın ardından sosyal medya hesabındaki ünvanını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değiştirdi. Aynı saatlerde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Yaklaşık olarak 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. Sonra iptal edilen oyları hatırlattı. Yarışın devam ettiği sinyalini verdi. 319.500 iptal oy var. Aradaki fark 25 iptal oylar, aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor. Yüksek Seçim Kurulu az votayı kime verirse başkan odur. Binali Yıldırım'ın açıklamasından sadece dakikalar sonra bu kez kürsüye AK Parti İl Başkanı Bayram Şen Ocak çıktı. İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. O da geçersiz oyları hatırlattı. Bu geçersiz oylarında sonucu değiştireceği aşikardır. Bazı sandıklara itiraz ettiklerini açıkladı. İlk defa bizim sistemimizde seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Top bundan sonra seçim kurullarında. Sonuçlara itirazı olan parti yarın saat 15'e kadar o kurullara başvuracak. İtirazlar 2 gün içinde değerlendirilip karara bağlanacak. Ancak siyasi partilerin bu karara da cuma gününe kadar itiraz hakkı var. Sonra top YSK'da. Tüm değerlendirmelerini yapıp 3 güne kadar kesin kararını açıklayacak. Yani İstanbul'daki düğüm en geç önümüzdeki hafta çözülmüş olacak.